Merhaba sevgili gençler. Kalıtım soru çözümünün dördüncüsü olan kontrol çaprazlama, eksik baskınlık ve eş baskınlık soru çözümü ile karşınızdayım. Kalıtımı daha iyi kavrayabilmek için soru çözümlerini mutlaka izlemelisiniz. Konu anlatımını izledikten sonra soru çözümünü de izleyen arkadaşlar artık kalıtımdan soru kaçırmadıklarını görecekler. O zaman vakit kaybetmeden kontrol çaprazlama, eksik baskınlık ve eş baskınlık soru çözümünü yapmaya başlayalım sorumuz bir çiçek türünde çiçek rengiyle yapılan çaprazlamalar ve bunların sonuçları aşağı aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Şimdi baktığımızda dişi çiçeğimiz var ve erkek çiçeğimiz var. Bunların çaprazlanması sonucu oluşan bireyleri göstermektedir burada. Kırmızı ve kırmızı bireyin çaprazlanması sonucu kırmızı oluşmuş. Beyaz ve beyazın çaprazlanması sonucu beyaz oluşmuş. O zaman ben buradan şunu anlıyorum. Kırmızı nın içerisinde beyaz bulunmuyor ya da beyazın içerisinde kırmızı bulunmuyor. Kırmızı ve beyaz çaprazlandığında pembe oluyor arkadaşlar. Yani kırmızı ve hemen kırmızı bireye K diyeyim arkadaşlar. Beyaz bireye de B diyorum. Kırmızı bireyler çaprazlandığında şu şekilde bir çaprazlanma söz konusu. Be beyaz bireyler çaprazlandığında bu şekilde bir çaprazlanma söz konusu. O yüzden burada %100 kırmızı birey oluyor. Burada da %100 beyaz birey oluyor. E şu öncülde de diyor ki kırmızı ve beyaz birey çaprazlansın. Yani KK ile BB'yi çaprazladığımda da %100 K, B'li birey oluyor ve bu da neymiş? Pembeymiş. İşte böyle bir durumda ne diyorduk biz arkadaşlar? Ne kırmızı beyaza ne de beyaz kırmızıya baskınlık kuramadığı için farklı bir fenotip ortaya çıkmış oluyor. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Kırmızı ve beyaz çiçekli bireyler homozigot mudur? Evet burada da zaten gördük. Bir olmayanları eleyelim. Kırmızı çiçekli olma geni, beyaz çiçekli olma genine baskın mıdır? Baskın olsaydı bunun sonucunda pembe oluşmazdı ki. O yüzden iki olanı eleyelim. Pembe çiçekli bitkilerin çaprazlanması sonucu. Yani KB ile KB'li bireyi çaprazlarsanız KK, KB, KB ve BB olur. Yani bir tane kırmızı, iki tane pembe, bir tane de beyaz oluşur değil mi? Yani 1 2 bir gibi bir oran mı olur? Evet. O yüzden doğru mu oldu? Doğru oldu. İlk sorumuzun cevabı D seçeneğiymiş. O zaman devam edelim. İkinci sorumuz. Sığır türünde bu karakterler bakımından gözlenen kürk rengi fenotipleri aşağıda verilmiştir diyor. Yani kırmızı, beyaz, demir, kırı rengi var. Bu sığır türünde... Kürk rengi kalıtımının iki farklı alel ile kontrol edilmesine rağmen üç farklı kürk rengi oluşması hangisiyle açıklanır diyor. Yani siz kırmızı ve beyazı çaprazladığınızda ne oluyormuş arkadaşlar? Kırmızı ve beyazı çaprazladığınızda KB dediğimiz demir kırı oluyormuş. Burada da demir kırı. Biraz önce KB'yi pembe ile göstermiştik. Ama bu tabii ki hayvanlarla ya da bitkilerle farklılık gösterebilecek bir fenotip arkadaşlar. Yani KB olunca pembe oluyor diye bir şey yok tabii ki. Burada da o zaman KB'ye ya da BK'ya baskınlık gösteremiyordu. Buna ne diyorduk? Eksik baskınlık diyorduk. O yüzden cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Diğer seçeneklere bakarsak ayrılmama dediğimiz e, bu neydi arkadaşlar? Bağlı genlerde oluyordu. Burada herhangi bir e, bağlı gen ya da bağımsız gen gibi bir kavram yok. Crossing over dediğimiz şey neydi? Parça değişimiydi. Yine burada bağlı genlerde daha çok görebildiğimiz bir şey. Tam baskınlık yok burada. Mutasyon da yok. Değil mi? Farklılık neymiş? Eksik baskınlık ile ortaya çıkıyormuş. Gelelim diğer sorumuza. Kontrol çaprazlaması ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. E, baskın fenotipli bir bireyin genotipini belirlemek için mi yapılır? Yani siz arkadaşlar kontrol çaprazlaması dediğimiz şey konu anlatımında anlatmıştık. Kısaca tekrar ediyorum. E, şimdi bir tane geniniz var. Bu geninin yanındaki bu bir genotip ama e, fenotipte etkisini büyük K olarak gösteriyor. Ama genotipin yanında ne olduğunu bilmiyorum. Bunun yanında büyük K da olsa bu nedir? Büyük K'dır. Yanında küçük K da olsa bu nedir? Büyük K'dır. Yani şunu demek istiyorum. Kavram yanılgısı anlaşılmasın. Bu büyük K, büyük K da olsa K, K'dır. Büyük K, küçük K da olsa yine büyük K'dır. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Büyük K, küçük K'ya baskındır. Ben şunun yanına büyük K mı gelecek, küçük K mı gelecek? Bunun genotipini belirlemek için yaparım yani kontrol çaprazlamasını bu doğrudur. O yüzden bir olmayanları eleyelim. Çünkü bana ne diyor arkadaşlar yanlışı soruyor. Bir doğru olduğu için bir olanları elemem lazım. Pardon yanlış eledik. Bir olanları eleyelim hemen eledik. Genotipi bilinmeyen baskın fenotipli birey ile homozigot baskın genotipli birey çaprazlanmaz. Bunu arkadaşlar ne yaparız? Şunu bilmiyorum. Bunun genotipini belirlemek için homozigot çekinik bir genle çaprazlarsınız ki eğer sonuçta %100 büyük K küçük K çıkıyorsa nedir arkadaşlar? Burada yazan şey büyük K'dır. Ama %50 büyük K küçük K yüzde 50 küçük K küçük K çıkıyorsa buraya da küçük K'dır deriz. O yüzden baskın değil çekinlikle yapılır. Bu yanlış olan o yüzden 2 olmayanları eleyelim. Cevabımızın içinde 2 olacak. Bitki ıslah çalışmalarında seçilen genot canlının genotipinin öğrenilmesi için uygulanabilir diyor. Evet arkadaşlar kontrol çaprazlamasının amaçlarından bir tanesi de budur. O yüzden cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Diğer sorumuzda devam edelim. Aşağıda kalıtım ile ilgili bazı kavramların açıklamaları verilmiştir diyor. Bu kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bir karakter oluşturan alel çeşidinin ikiden daha fazla olmasına ne diyorduk arkadaşlar? Çok alellilik diyorduk. Alellilik. O zaman çıklarda çok alellilik olmayanları ne yapmam lazım? Elemem lazım. Ya A ya C. Heterozigot durumda alel genlerin her ikisinin etkisini fenotipte birlikte göstermesine ne diyoruz arkadaşlar? Heterozigot olacak bu değil mi? O zaman buna da ne demiştik? Eş baskınlık demiştik. Mesela AB kan grubu buna örnek verilebilir. Heterozigot durumda alellerden birinin etkisini fenotipte göstermesine ise ne diyoruz arkadaşlar? Tam baskınlık diyoruz. Çünkü çekinik olan etkisini gösterememiş oluyor. Cevabımız A seçeneği olmuş oldu devam edelim diğer sorumuzla. Endülüs tavuklarında siyah ve beyaz tüylülük gene arasında eksik baskınlık var. Yani ne olacak arkadaşlar? Bir gen diğerine tam baskınlık gösteremeyecek. O yüzden farklı bir fenotip olacak. Yani mesela siyah büyük S yazalım. Beyaza da büyük B yazalım. Siyah siyah ile beyaz beyazı çaprazlarsanız SB dediğimiz ne oluyormuş? Mavi tüylü yavrular oluşuyormuş. Tamam mavi oldu. Buna göre mavi tüylü oluşma ihtimali %100'dür diyor. Bakın mavi tüylü oluşmanın %100 olması için nasıl bir çaprazlamam gerekiyor arkadaşlar? Siyah ve beyaz bireyleri çaprazlama yapmam gerekiyor. O zaman 1 olur mu? Olur. Şıklarda 1 olmayanları eleyelim. Direkt 4'e bakalım. Mavi tüylü ile mavi tüylü. Hemen bir çaprazlayalım. Görmüş olalım birlikte mavi ile mavi çapraz diyoruz. SS oldu, SB oldu, SB oldu ve BB oldu. Baktığımız zaman arkadaşlar %100 mavi mi oluşur? Hayır, %50 mavi oluşur. O yüzden bana istemiyorum bunu. Bunu söylemiyor %100 olsun diyor. O yüzden cevabım A seçeneği olmuş olacak. Yani %100 bireyin çıkması için arkadaşlar iki tane homozigot karakterli bireyin çaprazlanma durumu gerçekleşmesi gerekiyor. Tamam? Devam edelim. Bir organizmanın fenotipi ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Homolo kromozomların ikisinde çekinik alelin bulunması durumunda çekinik fenotipli olur diyor. Yani siz arkadaşlar homolo kromozomunuz var. İkisinde de küçük a küçük a varsa bu etkisini nasıl gösterir? Küçük a şeklinde gösterir. O yüzden bu doğru mu oldu? Doğru oldu. Şıklarda bir olmayanları eleyelim. Baskın. Fenotipin ortaya çıkması için baskın alelin homolo, homolog kromozomların sadece birinde bulunması yeterli midir? Yani şunu demek istiyor siz büyük A küçük A şeklinde yazsanız da bu ne olur? Büyük A olur. Büyük A büyük A da yazsanız ne olur yine? büyük A olur. O yüzden sadece birinde bulunması yeterli olur mu? Olur. İki olmayanları elediğimde cevabım çıkıyor ama devam edelim. Homolog kromozomlarda eş baskın iki alelin bulunması durumunda fenotipin belirlenmesinde iki alel de etkili midir? Evet etkilidir. Mesela örnek verelim. A kan grubumuz var. Ben bunu B kan grubu ile çaprazlıyorum ve bunlar da eş baskınlık olduğu için AB kan grubu oluyor. Yani bunun da etkisi var, bunun da etkisi var değil mi? Evet o yüzden cevabım E seçeneği olmuş oldu. Sığırlarda post rengi iki alel ile bir belirlenir. Bu alellerden biri post renginin kırmızı olmasını, diğeri beyaz olmasını sağlar diyor. Bu alellerde eksik baskınlık vardır. Artık eksik baskınlığı görmüştük. Hemen şuraya yazacak olursak arkadaşlar. Kırmızı kırmızı ile beyaz beyazı çaprazlayacağım. Ne olacak? Kırmızı beyaz olarak yani bu aslında kırmızı beyaz değil alacalı olmuş oldu değil mi? Alacalı renk oldu. Diyor ki bana Bakın şurayı yaptım ben şu anda. Şu yaptığım şey şuraya ait. Devam edelim. Daha sonra hemen rengi değiştireyim ki siz daha iyi anlayın. Alacalı iki tane ineğimi çapraz diyorum arkadaşlar. Büyük K, büyük K, büyük KB, KB ve BB oluyor. Bu çaprazladığım şey de neresi arkadaşlar? Şuraya ait. Tamam bu şemadaki bilgilere dayanarak yargılarının hangilerine varılabilir diyor. F1 dönündeki bütün bireyler heterozigot mudur? F1'in hepsi heterozigot mu? Evet. Bir olmayanları eleyelim. Hemen eleme yöntemi yapıyorsunuz. Unutmayın. F2 bölündeki bireylerden 1 bölü ikisi homozigottur diyor. Bakalım homozigot 2 tane mi var? Evet. O yüzden doğru oldu. F2 dölündeki bireylerden sadece alacalı olanlar heterozigottur diyor. Evet. Baktığımız zaman sadece bunlar heterozigot. Onun dışında heterozigot değil. 2 tane homozigot bireyimiz olmuş oluyor. Tamam mı? Bu şekilde bir soru karşımıza gelebilir arkadaşlar. Unutmayınız, sorularda karşımıza çıkabilecek olanları çözmeye gayret ediyorum. Canlıları gözlemleyerek onların fenotipleri hakkında genel bilgi edinilebilir. Ancak genotipleri hakkında kesin bilgiye ulaşmak bazen zordur. Bu nedenle kontrol çaprazlaması yapılır diyor. Kontrol çaprazlaması ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Baskı, e, fenotipinde baskın özelliği gösteren birey çekinik fenotipli birey ile çaprazlanır değil mi? Biraz önce söylemiştik. Hemen yine kontrol edelim. Atalım. E, hemen ne harf verelim arkadaşlar? Mesela Harfimiz ne olsun? Büyük A olsun. Ben bunun genotipini belirlemek için küçük A küçük A ile çaprazlama yapmam lazım. Eğer sonucum benim, sonucum şöyle yapayım bir. Sonucum yüzde yüz büyük A küçük A çıkıyorsa boşluk yerine ne yazmam lazım? Büyük A yazmam lazım. Ya da ikinci seçenek olarak ne yüzde elli büyük A küçük A, yüzde elli Küçük A küçük A çıkıyorsa boşluk yerine ne yazmam lazım? Küçük A yazmam lazım. O yüzden bir doğru mu oldu? Evet. Çaprazlama sonucunda oluşan bireylerden bazıları çekinik fenotipli ise baskın özelliği gösteren ebeveyn heterozigot mudur? Baktığımız zaman arkadaşlar hemen gösteriyorum. Çaprazlama sonucunda oluşan bireylerden bazıları çekinik ise bazıları çekinik ise Çekinik mi? Evet. E, baskın özelliği gösteren ebeveyn heterozigot mudur? heterozigot olacak değil mi? Yanına küçük a yazarsanız büyük a küçük a olunca ne olur? Heterozigot olur. Ama burada ne olur? Homozigot olur. O yüzden bu da doğru olmuş oldu. İki olmayanı da eleyelim. Islah çalışmalarında seçilen canlıların genotipinin belirlenmesi için oldukça önemli midir? Evet kontrol çaprazlamanın amaçlarından birisi de buydu zaten. Evet. Diğer sorumuza devam edelim. Aşağıda bir balık türünün vücut rengi özelliği ile ilgili yapılan çaprazlamalar verilmiştir diyor. Buna göre şemada xyz ile ilgili hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi kırmızıya büyük K büyük k diyelim. Sarıya da büyük S büyük s diyelim. Bunlar çaprazlanmış %100 ne olur? KS olur. Yani ne kırmızı ne sarı oldu. O yüzden turuncu oldu. Farklı bir fenotip oldu. Buna eksik baskınlık diyoruz değil mi arkadaşlar? Eksik baskın iki birey çaprazlanıyormuş. Büyük KS KS ile çaprazlıyorum. Ne oldu? KK, KS KS ve SS olmuş oldu. Bunlardan ne? bir tanesi %25 ihtimalle ne olmuş oldu? Kırmızı olmuş oldu. 2 tanesi yani %50 ihtimalle ne olmuş oldu turuncu olmuş oldu %25 ihtimalle de sarı olmuş oldu değil mi? Şimdi bu 25, 50, 25'i neye göre yazıyoruz? Hepsini toplarsanız 100 olur arkadaşlar. O yüzden 100'ü 4'e bölerek yapıyoruz tamam mı bunu? Her zaman %100 ihtimalimizin olması lazım. Bana %25, 50, 25 gibi bir oran buldum. O yüzden cevabım A seçeneği olarak karşıma çıkmış oldu. Devam edelim diğer sorumuzla. Son sorumuz aslında bu. Dedi ki bu bilgilere bakılarak hangi yorum yapılabilir yani hangisi yanlıştır diyor. KA gene KB gene eş baskındır diyor. Hemen yapalım arkadaşlar. Şöyle iki tane bireyimiz var. Bunları çaprazlıyoruz değil mi? Çaprazladığımızda ne olur? KA'ya KB olur değil mi? Eş baskınmış bunlar yani farklı bir fenotip olması durumu var. Ka bakımından homozigot birey ile Kv bakımından homozigot birey çaprazlanınca F1 dölü elde ediliyor. İşte F1 dölümüzü biz bulduk. F1 dölü kendileştirilerek F2 dölü elde ediliyormuş. Hemen bunu kendisiyle çaprazlayalım arkadaşlar. Kendileştirmek neydi? Kendisiyle çaprazlamaktı. Hemen çaprazlayalım. Çapraz diyorum şu anda. Evet çaprazladım. Buna bakılarak hangisi yanlıştır diyor. F1 dölünde %100 heterozigot mu oldu? Evet doğrudur. Ee, KA fenotipli bireyin genotipi kesinlikle homozigot mudur? Evet çünkü ben neyi biliyorum arkadaşlar. Ee, eğer yanına KB gelirse zaten farklı bir fenotip oluyor. O yüzden doğru oldu. KB genotip, fenotipli bireyin genotipi heterozigot olabilir diyor. Yani bunu siz... KB'ye K yazarsanız heterozigot olur. Ancak heterozigot olduğunda KB fenotipli birey olmaz ki farklı fenotipli birey olur. çünkü eş baskınlıkta heterozigot olunca ne oluyor? Farklı bir fenotip oluyor. arkadaşlar o yüzden cevabımız C seçeneği olarak karşınıza çıkmış oldu. Evet arkadaşlar, kontrol çaprazlama, eksik baskınlık ve eş baskınlık soru çözümümüz burada sona erdi. Bundan sonraki videomda çok alellilik ve olasılık ilkeleri ile alakalı soru çözüm yapacağım. Aklınıza takılan yerleri yorumlardan sorabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.